Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arka planı inşallah beğendiniz. Hocam Rossi çöp demeyin. <laughs> yani arka plana bir şey koymam gerekiyordu. Ben de böyle bir görsel tasarlamak istedim açıkçası. İnşallah da canınızı sıkmadım, moralinizi bozmadım. Bu görselden ötürü. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına gidecek ve yani, ligin bitimine e, sayılı maçlar kala kritik bir müsabakaya çıkacak. Fenerbahçe ile Konya Spor arasındaki puan farkı da Volkan Demirel'in kara gümrüğünün Konya Spor'u mağlup etmesiyle 4 puana çıkmış durumda. Yani son 3 maç 4 puanlık bir fark var. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse %100 olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Tabi taşta da Rozier bizim maçta oynamamak adına sarı kart görmeye çok çalıştı. Düdükten sonra topa vurmalar, alkışlamalar ama zurnacı, şey, zumbacı e, kişiler vermediler sırtını sıvazladılar falan yetti mi yetmedi hani küfür de etse bir şey de yapsa suratına da tükürse sarı kart yemeyecek geçen seneden biz bu durumu biliyoruz diye ama sonuç olarak bir şekilde yanlışlıktan yemiş mesela Larin sarı kart sınırında ona da bazı pozisyonlarda sarı kart verilmedi etmedi ama Rozier iki sarıdan atılınca Fenerbahçe müsabakasında oynamayacağı şey pardon Montero iki sarıdan atılınca o da Roziyer'de Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmüşler. Bu kadar imtiyaza rağmen nasıl beceriyorlar? Büyük sıkıntı. Fenerbahçe OPET Sultanlar Ligi playoff final serisi ilk maçında sahasına Vakıfbank'ı 3-1 mağlup ederek seri de 1-0 öne geçmiş. Yetişkin, olgun bir Fenerbahçeli bilir ki seriyi 3-2 3-0 şey, şey 2-0'a getirip yani 2-0'a getirip oradan 3-2 verecektir Fenerbahçe. Hiç şaşmaz. <laughs> yani hiç şaşmaz biliyorsunuz. <laughs> Ee, Süper Lig'e yükselen Ankara gücü ve Ümraniye Spor'u da tebrik ediyorum. Yani ilginç bir olay var arkadaşlar. Süper Lig'de 7 adet e, İstanbul takımı olmuş oldu. Yani 7 adet İstanbul takımı var şu anda ligde. Ve 19 takım 36 lig maçı olacak. Benim hesaplamalarıma göre bilmiyorum. Matematiğimde yanlış yoktur inşallah. 24 maçı İstanbul takımları İstanbul'da oynayacak. Yani 24 maç İstanbul sadece... Ve sadece 12 maçta İstanbul dışına çıkacaklar ki çok 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 büyük bir avantaj. Hani Fenerbahçe olsun, diğer İstanbul takımlar olsun. Eğer şampiyonluğa oynarsa ya da hedefe gidersem o deplasman yorgunluğunu daha az çekecekler. Ha deplasman dediğin olay nedir? Uçakla bir gün önceden gidiyorsun, otelde dinleniyorsun, cart curt falan filan ama bu şekilde baktığın zaman daha fazla kamp yapabilirsen. Hani takım kampa giriyor ya maçtan önce. Yani ee, durum bu arkadaşlar. Ha bu sezon zaten biliyorsunuz sezonun başında Trabzonspor Riva'da antrenman yaparak aslında mesajı vermişti. Bakalım sezon başında Riva'da kim antrenman yapacak artık Ümraniye Spor mu yapar? Kasım Paşamı mı yapar başkası mı yapar? Hep birlikte göreceğiz diyor bazı arkadaşlar. Ama o öyle denk gelmiştir ya. Tesiste falan idman bir şeyler vardır. <laughs> Carlo Ancelotti Real Madrid'de yaşadığı şampiyonluğun ardından 5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik direktör olmuş. Ki biz bu adamı elden kaçırdık zamanda İstanbul'a kadar getirip. E, Fenerbahçe biliyorsunuz genetiği böyle bir şey. Ben yani az önce dedim ya işte son maça kadar 2-0 seriye önde gidip 3-2 verirler oradan diye. Durum bu. E, ligimizde Emre Belezoğlu, Nuri Şahin yükseliş değerinde olan teknik adamlar sağ kenarındaki coşkuları takdire şayan. Yani İsmail Kartal olayı falan filan var ama yani bilmiyorum ya. Hani Emre Belezoğlu kabul etse, İsmail Kartal yardımcısı Emre Belezoğlu olsa nasıl olur diye düşünüyorum. Kafamın etini içini yiyor bu fikir. İlginç. Şimdi bu bu kısımda Fenerbahçe'nin ilgili bir duyum silsilesi verelim. Yani sadece duyum ve transfer haberlerini yapalım istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'de ilk haber Noahis iddiası. Biliyorsunuz Alanya Spor'da Joao Noaiz var. Hoa Noais diye mi artık? Ne diyelim? Noaiz diyelim. Fenerbahçe'nin Noaiz'in peşine düştüğü iddia edilmiş. Portekiz basınında yer alan haberde. <laughs> orta sahada görev yapan oyuncuya e, hani merkez orta saha 3 milyon euro piyasa değeri var. Noaiz biliyorsunuz kiralık olarak forma giyiyor. Hani Fenerbahçe Süper Lig'den başka kulüplerinde iddiası varmış. Braga'dan kiralanan Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ve Alanya'nın 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. 25 maça çıktı bu sezon. 3 gol, 8 asistlik bir performansı var. 3 milyon euro piyasa değeri. E yaşı 28, Temmuz'da 29 olacak. Hani bu yaştaki bir futbolcuya bu paralar verilir mi? E, Fenerbahçe vermez zannetmiyorum. Ama 2009 dakika işte 1718 dakika ligde oynamış. 3 gol 8 asist. Ve hani Fenerbahçe'nin biliyorsunuz orta sahalarda hani birazcık kıpırdansa futbolcu coştuğu için böyle bir olay var. Bakın sıradaki haber. Çok ilginç. Fenerbahçe'de Atilla Salai seferberliği. Çok tuhaf. Ya Şaktar Donetsk maçında kolu çıkan Atilla Salai'yi Salih Hacıvert'in takımın sağlık ekibi Beşiktaş derbisine yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor diyor. Bakın habere dikkat ettiniz mi? Ya sonra diyorlar ki atıyorsun, tütüyorsun. Senin duyumları şöyle böyle alın size benim duyumların kalitesi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi son haftalarda yaşanan cezalı sakat oyuncuların eksikliği. Hani yine de takımın formundan bir şey kaybettirmesine sebep olmadı çok şükür ama. Beşiktaş derbisi öncesinde biliyorsun Serdar Aziz'in kart cezası konuma düşmesi. Ee, sezonu kapatan Pelkas ve sakat olan Crespo'nun durumları can sıkıyor. Yani bunlar Vodafone'da Vodafone Park'ta yer almayacaklar. E, Kim Minji cezasını tamamladı. Gaziantep maçında. Atilla Senayi için Beşiktaş maçına yetişme ihtimali varmış arkadaşlar. Bu duyumları da duyun yani. Gazeteler bu duyumları nereden alıyorlar bilmiyorum. İsmail Kartal ayrı bir parantez açacağım ama Fenerbahçe'de orta saha için hedef Moriba. Hocam o morhipa.com değil Yok Moriba'ymış. Moribo. Ee, evet. Fenerbahçe'de gelecek sezon biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor Fenerbahçe. Ve kadro, plan kadro planlamasına şimdiden başlanılmış. Nasıl bir planlamaysa. Şöyle bir durum var. Jorge Jesus'la Fenerbahçe görüşüyor görüştüm. Ve Löv'le de görüştüm. Ama şimdi transferde sürpriz bir isim gündemde. Luis Gustavo ve Sosa'yla Sosa ile yollarını ayırmayı planlıyormuş Fenerbahçe ki ben hala ısrarla söylüyorum. Bakın Mayıs ayında söylüyorum. Senin de söyledik. Mertis de söyledik demiyorum. Burada söylüyorum. Yani Gustavo ile yollarını ayırması kolay değil. Ha o ses Sosa'nın sözleşmesi bitecek, gidecek. Orta saha için Ilaix Moriba'nın gündeme geldiği belirtildi diyor. Bon servise Leipzig'te Valencia'da kiralık forma giyiyor. 19 yaşındaki Gineli oyuncunun 16 milyon euroya transfer edildi Barcelona'dan diyor. İyi hocam biz bu haberi senden duyduk daha önce. Ne? Hocam biz bu haberi senden duyduk daha önce. Ne? Bir daha söyleyin. Hocam tam 50 kere söyledim değil mi? Söyledik işte. Peki ben ne dedim? Yalan dedim. Şimdi ne diyorum? Bilyen yalan diyorum. Aynı şekilde devam. Her bu haberin gerçekliği yok. Ama hocam kulağa çok hoş geliyor değil mi? Evet kulağa kulağa çok hoş geliyor ama devam. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bakın. Türk haber medyasında ilk defa duyacağınız bir haber. Bak şok olacaksınız. Serdar Aziz'de sıcak gelişme. Ne olmuş hocam? Elini mi yakmış? Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz'de 2 artı 1 yıllık yeni kontrat yapılması planlanıyor. Sezon başında 4. stoper konumuna düştü ve gönderilecekler listesinde yer alıyordu. Hatırlayın arkadaşlar biz bunların da duyumunu veriyorduk. Hocam sonradan kıvırdınız döndünüz değil mi? Zaten sonradan dönme olmuyor. Futbolcu ee, kendine çeki düzen veriyor. Performansı yükseliyor. <laughs> hani performans yükseldi. Biz sözümüzden dönmeyi Sezon başında kötüydün mü diyeceksin. İsmail Kartal döneminde parladı. Milli takım kadrosunda yer aldı. Kim Minji ile birlikte savunmada hani emniyet subabına dönüştü. Harika bir performans. Beşiktaş maçında cezalı durumda biliyorsunuz. Ve sözleşme sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe 2 artı 1 yıl uzatacakmış arkadaşlar. Evet Türk haber medyasında ilk defa duyuyorsunuz bu duyumu. Bu haberi. Şok olmanız işten bile değil. Biliyorum. Yani şok olun. Şok olun bakalım. Hocam hakikaten çok olduk ya. Böyle böyle haberler verim hocam bizim dünyamız kaldırmıyor demeyin. Ne yapayım ben ne yapayım? Ben haber vermek zorundayım. Başka türlü nasıl izlenecek videolar? Nasıl tıklama olacak? Eve biz ekmek nasıl götüreceğiz? Ekmek yoksa pastayı nasıl götüreceğiz? Millet aç. Tıklama bekliyor millet. Tıklayın ki tıklama yapın ki reklam izleyin ki para gelsin. Aşk olsun. İşin şakasındayım bu arada arkadaşlar. Beni tanımayan herkese de demesin. Ulan adam, adam ne para gözmüş demesin. Merak etmeyin ya paranın hepsini kendim için harcamıyorum. %99'unu falan. Şimdi Larin demişken o konuya bir değineyim de. Yine sosyal medyada bir duyumcu arkadaşta gördüm bu duyumu. Şimdi ne haddimizi duyum vermek. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilmiş Kyle Larin ve böyle diyorlar. Kyle Larin de hocam diyorlar. Ben Klein Larin diyorum ama yok Kyle Larin'miş. Doğru okunmuş da kayların da burada ee, kespiyi anlamışlar. Neyse, kayların Sarla tarafından düşünülmüyormuş. Ama menajer tarafından önerilmiş 2 milyon euro maaş beklentisi varmış. Keşke Fenerbahçe maçına ceza duruma düşseydim. Haftaya or iki tane isimden korkum var. Bir Joseph, iki hakem. Hocam ben de larin diyeceksin zannettim. Lan bunlar larinden daha önemli. Bunlar larinden daha önemli. Hakem adil yönetsin. Josep gol atamasın Fenerbahçe kazanır o maçı. Keşke Ozan Tufan affedilse şu hafta. Kesin Beşiktaş'a golü var kesin. Banko. Rüyasında bile Beşiktaş'a yani 35 metreden gol atıyordur Ozan. Bence affedilmesi lazım. 2 milyon euro maaş beklentisi varmış. Biz de şaşırdık. Yine özel bir haber. Bakın çok ilginç arkadaşlar. Ben bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Ama bunları da övmezsen millet abone olmuyor video izlemiyor. Diyorlar ki sana neden abone olalım? Çünkü PR'ını kasmıyorsun. PR yapmıyorsun. Yorumlara bakıyoruz bir şey yok. Kimse sana bir şey demiyor. Al sana PR. Dur sana PR'ı şöyle vereyim. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Al sana PR. o değil de amma karizmatik intromuz var değil mi ya? Yani amma karizmatik introlarımız var. Sevgili Evren Mutlu kardeşimin eline, koluna, yüreğine sağlık. Evrencime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sağ olsun kardeşim. Fenerbahçe forması da yakıyor, yakışıyor. Allah yüzde, yüzünü güldürsün kardeşimin inşallah. İnşallah Fenerbahçe'ye arka arkaya sıralı şampiyonluklar versin de yüzü gülsün kardeşimin. Evet sıradaki haberimiz Fenerbahçe. Şahdar Doneskin. Şahtar diyor da spiker. Ben de şahtar diyeyim. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio ile bir şekilde ilgileniyormuş. İlk defa görenler beğen butonuna yüklensin. İkinci kere görenler de yüklensin. Ben daha önce bu kanalda duydum diyenler özellikle siz yüklenin. Yani siz yüklenmezseniz hepinize yazıklar olsun. Ayıp. Ayıp ayıp. Yani ayıp. Hem buradan duyun hem başka yerden duyduğunuz zaman aa ilk defa duyuyorum de, deyin. Sonra deyin ki evet lan ben bu kanalda duydum deyin de yayını bir videoyu beğenmeyin. Aşk olsun. Bu arada yani e arkadaşlar kusuruma bakmayın videoların yükleme sırasını bilmiyorum. Yani e internet hızımıza bağlı olarak değişiyor ama şimdiden herkesin bayramı hayırlı mübarek olsun inşallah. E Hani ben bir gönderiyle falan paylaşırım dedim. Sonra demeyin lan adam kuru bir gönderiyle paylaştı. O kadar reklam tıklıyoruz, beğeni yapıyoruz demeyin. Allah inşallah e, bu bayramdan itibaren hepinizin yüzünü güldürecek bayramlar yaşatır. Nice bayramlar inşallah. Fenerbahçe bu Marcos Antonio ile ciddi şekilde ilgileniyormuş. Hatta haber o hafta içinde gelmiş duyun veren arkadaşlara. Medya hiç düşmemiş. Yani Kadıköy Sokak adlı YouTube kanalında falan hiç konuşulmamış. Üyelere hiç bilgi verilmemiş. Abonelere hiç söylenmemiş. O yüzden onay verilmemiş. Bugün isim dillendiği için girme fırsatı bulmuşlar. Ee, haberiniz olsun. Ben Marcos Antonio. Hocam ben ismi hatırlıyorum da bir şöyle bir tıklatsan. Oyuncu mı? Yok hocam doğru haberi tıklatsan. Ha, 21 yaşında Brezilyalı. Piyasa değeri yüksek. Piyasa değeri çok yüksek. 8 milyon euro. Merkez orta saha oyuncusu. Poçoes doğumlu. 13 Haziran 2000 doğumlu. Ve bu arkadaş bu arkadaş biz 2 haftadan 2-3 hafta önce falan söyledik. 31 Temmuz 2025'e kadar sözleşmesi var. Boy 1.66 Hatırlayın bak boy 1.66 kısa demek ki süratli falan. Hatırlayın. <laughs> Transfer market %67 vermiş. 3.5 milyon euroya Storil'den almışlar zamanında Portekiz'den. Bu sezon 28 maçta 3 gol 1 asisti var. 1586 dakika. Ha 3'e 5'e bakmadan satın alma opsiyonunu kiralanabilir mi? Olabilir dedim. Ama bon servisine alınması imkansız. Ee, bir kenarda dursun bu ya. Şimdi Portekiz Ligi devam etmeyecek olursa. Şey pardon Ukrayna Ligi devam etmeyecek olursa. Bu tip satın alma opsiyonunu kiralamalar olabilir. Bilginiz olsun. Ben açık kapı bırakmıyorum. Yok bırakıyorum. Kapalı kapı da bırakmıyorum. Bilginiz olsun. Yine ile ilgili bir duyum. Fenerbahçe Forvet'e Zirk Z'yi bekliyormuş. Zirk Z. Bayo. Bir de Seferovic'i bekliyormuş. Üçü de külliyen yalan diyorum ben de. Yani üçü de bitmeye yakınmış. İstediğimiz anda alırmışız. Ee, yani istediğimiz anda alırız. Ya 3-5 tane tıklama alacağım diye insanları ya bilmiyorum arkadaşlar ben işimi doğru yaptığımı düşünüyorum. Evet, gazete haberlerini okuyorum. Evet, gazete manşetlerinde verilenleri bazen başlığa taşıyorum. Evet, sizleri bilgilendirmek adına elimden geleni yapıyorum. Evet, yanlışlarım var. Evet, hatalarım var. Ama hiçbir zaman çıkıp da böyle bir iddiada bulunmuyorum. Şimdi Seferovic ya aylardır Seferovic'i getirdiler Fenerbahçe'ye. Bıkmadılar. Bıkmadılar. Aylardır getirdiler. Ya Bayo dediğin adam 10 milyon euro piyasa değeri var. Zirkzi dediğin adam yani ee, tam piyasa değerini bilmiyorum da dur bir bakayım. Ya Bayo dediğin adam dediğim gibi 10 milyon euro piyasa değeri var. 2024'e kadar sözleşmesi var. Ha 23 yaşında bir 88 boyunda tam bizlik forvet lafım yok. Tam bizlik forvet. 28 maçta 12 gol 4 asist yapmış 2077 dakikada. Hem de Fransa liginde. Tam bizlik adam. Lafım yok ona. Yani kulağa çok hoş geliyor. Zirksi 11 milyon euro. Yaş daha 20. Hollandalı. Bayern Münih'in topçusu. Allah aşkına size bana bırakırlar mı ya? Seferovic. Ya sakatlıktan bir düzelemedi ki. Şimdi alsan al kronik sakat getirilecek. Buna Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorlar ya. Ben söylüyorum. Üçü de böyle imza aşamasında falan değil. İmza aşamasında. Buyurun getirin lan. Getirin özür de diyeceğim. Yani sefer hariç, sefer zaten sakat istediğin zaman onu getirirsin o ayrı mesele de. Zirksi ya da Bayo'yu getirin hatta Bayo'yu getirin. Özür dileyeceğim ilk duyumu kim verirse onu da paylaşacağım sayfada. Kanalda paylaşacağım ilk duyumu bunlar vermiş. Teşekkürlerimi sunuyorum Allah razı olsun diyeceğim. Söz. Bunların üçü de gelmezse ki bence üçü de gelmeyecek. Ee, zayıf ihtimal sefer yani ona açık kapı bırakayım hadi yüzde bir bile olsa diyeyim de. Bunların ikisi de gelmez zaman bizim kanalın reklamını yapacak mısınız? Ya bu adam ısrarla gelmeyecek dedi. Çok bu, bu, bu uğraştık ettik. Gelmiyor. Gelmiyor SPA. SPA gelmiyor. Biz ne yapalım? Böyle bir durum var. Ha Fenerbahçe şey demişken e, futbol bilgine 17 Ağustos 2021 17 Ağustos 2021 Yani yaklaşık bir sene önce Serdar Ali Çelikler. Bakın tarihe altın harflerle düşecek. Şu açıklamayı yapmış. Ferdi Kadıoğlu Ruiz Gustavo Miha Zayz, Osayi Samuel bu sezon bunlar gol atamaz demiş. Ben gol atamaz demedim. Gol golver.com'da yazı atamaz dedim. Gol atamaz demedim. Golver.com atabiliyorlar mı yazı? Atamıyorlar. Doğru. Golver.com'da ben yazıyorum. Benim yazılarım var. Bunlar köşe yazı yok. Ben bunlar atamaz dedim. Ferdi herhalde 2-3 asist 3-4 golle Gustavo'nun bir gol var, bir asist var sanırım. Zaytsın maşallah 9 gol, 2 asist. O bir gol, 3 asist mi? 2 gol, 3 asist mi? Ne? Gidiyor. Hakikaten de atamıyorlarmış. Vaka Yeme ile ilgili yine bir soru geldi. Hocam diyor Trabzonspor'un e, şampiyonluk kutlamasında yoktu. Oyuna sonradan 5 kişi alındı falan filan. Ya o kadar hakem şeyden e, o kadar şeyden fırsat bulamamıştır hani. Oyuna sonradan 5 kişi girdi. Vaka Yeme yoktu. Al Vaka Yeme'yi ort, sola. Ortaya da Taliska al. Çek forvete de Cavani, Suarez. Hocam ne güzel olur değil mi? Yo, bunları alacağına iki tane hakem satın al. Ya da MHK kurulunu tamamen satın al. 36 maç. 90, 108. 108 puanla şampiyon ol. Nasıl olsa herkes kanı kısıyor bir yerden sonra. Yani. Ha. Vakayemi'yi sola al. Ortaya Taliska, Forvet'e Kavani, Suarez al. Sol beke de Konan ya da Eren Elmalı'yı falan al. Mesela. Nova, Şutlan, Çağdaş şey, Çağatay kalsın, Eren, Konan ikisini birden al. Ferdi'yi de sağ açıkta deneyebilirsin. Düşünüyorum şimdi Ferdi'yi sağ açıkta deneyebilirsin. Solda Bakayeme var, Rossi var oynatabilirsin hani düşünüyorum. Muhammed Gümüşkaya gelecek daha. Onu da sağda solda oynatabilirsin. Ee, hani bu dördünü alırsan şampiyon olur musun? Yine hakemlere bağlı. Yani hakemlere bağlı bunları aldın şampiyon olacaksın diye bir şey yok. Hakemler kimi isterse o şampiyon oluyor. Dediğin kadar iyi oyna, kötü oyna fark etmiyor. Fark etmiyor. Hakemler kim istiyorsa o şampiyon olur. Ben bunu bilir, bunu söylerim. A bu kadar basit diyor. 2-3 hamlede şampiyon olacaksın diyor. Ali Koç zora girmeyi seviyor. Peki bunu şunu söyleyeyim. Hadi ilginç bir soru sorayım size. Çok ilginç bir soru sorayım. Şu ana kadar konuştuğumuz isimlerden. Marcos Antonio'yu aldın orta sahaya. Merkeze. Moriba'yı saymıyorum. Bakaya Meyus sola aldın. Talisca'yı ona aldın. Kavani ya da Suarez'i forvete aldın. 4. 4. Larin konuşuyor ama geç. Ee, başka? No geç. 4. Ee, Zirksi. Bayo'yu da, Bayo da aldın forvete. 5. Bayo'yu da aldın. Valencia'yı gönderdin. Berisha'yı gönderdin. 5. Sağ. Zaten Muhammed Gümüşkaya da geri geliyor. Onu da sayalım. Sol bekede konanı aldın. Yedim. Eren Elmalı'yı da aldın. Hızını alamadın. Sekiz. Başka kim olsun? Sağ açıkta Ferdi oynatırsın. Muhammed oynatırsın. İrfan oynatırsın. Hani sağ açıkta birini monte edersin illaki diye düşünüyorum ama. Orijinal. Bir de sağ açık aldın. Dokuz diyelim. İsmail Kartal'a devam ettin. Şampiyonluğa inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Hocam hakemler diyordun. Vallahi bu kadro bence hakemleri de Mahvedebilir. Eksmayka bak arkadaşlar. Videonun başında söyledim. 24 maçın İstanbul'da. 36'da 24. Basit bir soru sorayım. 24'ünü de kazandın. 24'ünü de kazandın. Kesinlikle şampiyon musun? %100 şampiyonsun. Hocam onları kazandın. Depresyondaki 12 maç. Eşek değilsin. Herhalde 4-5 tane de orada alırsın. Bak İstanbul'daki maçlar çok önemli. Seneye 18 tane evinde maçın var. 18'ini de kazanırsan. 54 puan arkadaşlar az buz bir puan değil. 54 puan. 54 puan. Kadıköy'de taraftarın zaten 54 puan alırsın, sen şampiyonsun ya. Ya bunu anlayın. İsmail Kartal demişken İsmail Kartal'ın da istatistikleri göz kamaştırıyormuş. Ben merak ettim nasılmış. 3 maç sonra görevi bitecek olan Fenerbahçe tecrübeli hocası İsmail Kartal. Kariyerimin en formda dönemindeyim. Kara yönetimin demiştim. Gaziantep'i de yenerek Fenerbahçe'nin en uzun galibiyet serisini ki 7 maçla egale etmiş İsmail Kartal geleceğine ilgili bir şey planlamadığını söylemiş. Şimdi bak çok uygun çok net bir ifade kullanayım. Beşiktaş, Karagümrük, Yeni Malatya 3 maçı da kazandı Fenerbahçe diyelim. da 10 yapmış oluyor. Önümüzdeki sezon ilk 10 maçı da kazandı Fenerbahçe diyelim. 20'de 20. Şampiyon olur mu Fenerbahçe? İsmail Kartal'a devam ediyor dediğim transferler bu performans sergilerinde 10 10 yaptı. 30 puan cepte. Şampiyon olur mu Fenerbahçe? Hocam düşünmem lazım işte en yakın Trabzon şey maçını, operasyon maçını düşünmem lazım falan. Hayır demezsiniz. Hocam üstüne ekliyor. Bakın İsmail Kartal hani Fenerbahçe için şöyle söyleyeyim size. Hani 3008'e de binebilirsiniz. Peugeot 3008'e de binebilirsiniz. 2008'e de binebilirsiniz. 307'ye de binebilirsiniz. 206'ya da binebilirsiniz. Hani Peugeot modellerinden örnek vereyim. Hepsi de sizi hedefinize götürür mü? Götürür. Hepsi hedefinize götürür. Yani arabaya bindiniz götürür. Kimi yolda arıza çıkarır. iyi usta bulman gerekir. Kimi az yakar. iyi kaçar. Kimisi yakıtta çok fazla yakar. Daha fazla yakıt alman gerekir. İsmail Kartal alıyorsan bu düzeni, bu dengeyi düşünmen lazım. Yani devam ediyorsan. Ya arkadaş beni hedefe götürür mü? Götürür. Şu sıkıntıları yaşatır. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilir mi? Gelir gelmez falan filan. Bitti. Bence bunu düşünmek lazım. Şimdi sezon sonuna kadar göreve geldim diyor. Ben buraya gözümü kırpmadan elimden gelen en iyisini yapmak için geldim diyor. Kariyerimin en formda dönemindeyim diyor. Seneye ne olur diye düşünmedim diyor. Şimdi deneme, devam etmek de istiyor. 2014-2015 şampiyonluğu elimden alındı diyor. Haklı. Neden şampiyon olmadığımızı herkes çok iyi biliyor diyor. Haklı. Otobüs kurşunlanması. ki ondan da alay eden insanlar var. İnsan denirse. Haklı. Ya taraftar bağrına bastığını söylüyor. Bunu tarifsiz olduğunu söylüyor. Karar verecek olan yönetim diyor. Ben istatistikleri de şöyle söyleyeyim. Bak. Hani şu kadar gol, şu kadar asist demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Taraftarı Kadıköy'e toplamayı başardı mı bu futbol? Başardı. Taraftar is bak taraftarın bir kısmı azım sanmayacak kısmı İsmail Kartal'dan memnun mu? Memnun. Şu performanstan. Şu anki performanstan. Ahmet gelseydi, Mehmet gelseydi, X gelseydi, Y gelseydi, Z gelseydi bu kadar başarı elde edemez diyor mu? Diyor. Ama aynı taraftar diyor ki Löv gelsin. Biz Löv'ü istiyoruz. Cesus gelsin. Biz A klas hoca istiyoruz bu düzenle baş etmek için. Ben de diyorum ki şu an İsmail Kartal'ın elindeki kadro ligin en iyi kadrosu değil diyorsunuz. Bak, az önce konuştum. Ya abartayım arkadaşlar, işin bir şeyini çıkartayım. Yanlış anlamayın, işin bir şeyini çıkartarak soruyorum. İyi dinleyin beni bak. Abartarak söyleyeceğim, yanlış yanlış anlamayın. Marcos Antonio geldi, zayçısı falan sattın, yüksek paraları sattın işte. Gustavo'yu sattın, Sosa gitti. Hani Antonio'yu aldın, Moriba'yı aldın. Abartıyorum dedim ya, Bakayeme'yi Kanada aldın, Larini de aldın Kanada. Talisca'yı getirdim merkeze. Luis Suarez'i getirdim forvete. Altı. Bak altı. Luis Suarez'i forvete getirdin. Altı. Bak Larini falan da almış oldun. Başka kim? Ee, forvete de bir Bayo'yu da, Bayo da aldın. Yedi. Yedi tane yabancı aldım bak. Yedi tane yabancı. Dedin ki yabancı çok. Eren Elmalı'yı da sol bek alayım. 8. İşte Abdülkerim Bardakçı falan konuşuluyor ya. O stopere. Hadi onu da aldın. Dokuz. 9 olsun. Sezona böyle başladın. Şampiyonluk ihtimalin ne kadar? İsmail Kartal'la. Not. İsmail Kartal bu kadroyu da idare edebildi. <laughs> hani sorun yaşamadı. %100 değil mi? Hani Marcos Antonio hocam bunlar tutarsa, Moriba Antonio tutarsa biz bunlarla coşarız. Bakayım 33 yaşında bilginiz olsun. Talisca 30, 30 bandında. Suarez 35. Larin 28-29 olacak. Abdülkerim Bardakçı bir 26-27 var. Bir tek Eren genç. Hani Antonio ile Moriba genç. Ha, işte Fenerbahçe bu planlamayı istemiyor. Fenerbahçe diyor ki olabildiğince gençleşelim. Olabildiğince dirileşelim. Anlatabiliyor muyum? Ben İsmail Kartal konusunda 3 maç bitmeden yorum yapmayacağımı belirttim. Şimdi bana İsmail Kartalcı demeyin. Başka bir şeyci demeyin. Şucu demeyin. Bucu demeyin. Ben Fenerbahçeliyim. Beni Fenerbahçeli diye tanımlayabilirsiniz. Başka bir şey demeyin. Allah yolumuzu sonumuzu hayır etsin. Ama bu Marcos Antonio, Bakayeme, Taliska olayı hani en gelebilirini söyleyeyim. En gelebilir Bakayeme sözleşmesi bitmiş. En gelebilir Suarez sözleşmesi bitmiş. 2-33-35 gerek var mı? Yani gerek var. Bence Suarez'e gerek var. Ama Bakayeme'ye gerek yok. Belki de kontrat almak için bu sezon hani var gücünün oynadı. eldarin gerek var mı? İşte soruyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sonuç olarak hocam sen bize bir şey söyle. İsmail Kartal'a devam edilecek mi? Şu an itibariyle, 1 Mayıs itibariyle, 2 Mayıs itibariyle ben %100 İsmail Kartal'a devam edileceğini düşünüyorum. Yani bütün işaretler onu gösteriyor. Ama bakalım sonuç ne olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.